Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Evet, güzel bir video hazırladık sizin için. Günlük hayatı işleyeceğiz. Günlük hayatta en çok kullandığımız cümlelerden bahsedeceğiz. Evet, biliyorsunuz hani biz çok zor gramer konularını öğreniyoruz. Bazen çok basit bir cümle soruyoruz günlük hayatla ilgili. Öğrencilerimiz bilmeyebiliyor. Bugün günlük hayatta çok kullandığımız, sürekli karşımıza çıkan ve bize lazım olan bazı cümlelerden bahsedeceğiz. Evet, baştan tekrar söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve kafanıza takılan olursa soru sormayı unutmayalım lütfen. Evet, şimdi başlayalım. Evet, ne dedik arkadaşlar? Daily life dedik. Daily life neydi? Günlük hayat. Günlük hayattaki cümlelerden bahsedeceğiz. Kısa kısa cümleler, çok böyle zor cümleler değil. Evet, bir tanesi diyoruz ki believe me. Evet, believe öğrenmek biliyorsunuz. Me, beni, bana, bende, benim gibi bir sürü farklı anlamlarda, farklı yerlerde kullanılır. Me hem beni oluyor, hem bana oluyor, hem bende, hem benden. Bir sürü farklı anlamı var. Believe me, kısaca diyoruz ki inan bana. Evet, biliyorsun İngilizce'de emir kipi bu şekilde mastar haliyle kullanılıyor. Believe me, inan bana. Evet, günlük hayatta çok kullandığımız cümlelerden bir tanesidir. Evet, bir başka cümlemiz arkadaşlar. Call me back. Evet, back geri demek. Call hem aramak hem çağırmak, seslenmek. Telefonla aramak için de call diyoruz. Şu cümleyi çok duymuşsunuz. The person you have called cannot be reached at the moment. The person you have called. Call burada tabii ki üçüncü hali. ED almış hali geliyor karşımıza. Call me back. Beni tekrar ara. Sonra beni ara. Yani lazım olduğunda, bir şey olduğunda tekrar beni ara. Evet, başka bir cümlemiz arkadaşlar. As soon as possible. Evet, burada soon hani diyoruz. See you later, see you soon diyoruz. Veya soon. Soon sonra demek, biraz sonra demek. As soon as possible, mümkün olduğunca çabuk. Yani bu işi hızlı yapalım, geciktirmeyelim anlamında çok kullandığımız yaygın bir cümle. As soon as possible. Evet, bir başka cümlemiz arkadaşlar. Give me a hand. Give vermek demek. Me, şimdi bahsettik, beni, bana, bende gibi anlamları var. Hand, el demek. Bu da bir demek. Ne diyor? Bana bir el ver. Tabii ki buradaki anlamı bir el verden ziyade nedir? Bana yardım et. Yardım isteyeceğimiz zamanlarda bunu kullanırız. Veya Türkçe'ye de aslında biraz benzer çevirmişiz. Şuna bir el at diyoruz. Bunun gibi. Şuna bir el at. Veya işte diyelim ki elinizde bir şeyler var. İşte diyelim ki eliniz hepsi bağlı. Birisinden yardım istediğiniz zaman diyorsun ki give me a hand. Evet. Bir başka cümlemiz arkadaşlar. En çok kullandığımız cümlelerden bir tanesi. I don't understand. Evet. Yani bir şey anladığımız zaman, bir şey anlamadığımız zaman çok kullandığımız şey. I don't understand. Ben anlamadım. Anlamıyorum seni. I don't understand you. Seni anlamıyorum. Evet. Yine çok kullandığımız cümlelerden bir tanesi arkadaşlar. Mean mana anlamına geliyor. Bir de demek istemek anlamında kullanılıyor. I don't mean it. Onu demek istemedim. Yani bir şey olduğu zaman özellikle birisini belki kırdığımız zaman veya üzücü bir şey söylediğimiz zaman biraz pişman olduğumuzda ne diyoruz? I don't mean it. Yani onu demek istemedim. Pardon, kusura bakma gibi bir anlam katıyor. Evet, bir başka cümlemiz arkadaşlar. How much is it? Evet, çok kullandığımız yine günlük cümlelerden bir tanesi. Fiyat sorarken, bir şeyin değerini, fiyatını sorarken de how much, how much, how many daha önce işlediğimiz konulardan bir tanesiydi. How much is it? Bu ne kadar? Bunun fiyatı nedir? Evet, yine arkadaşlar günlük hayatta çok kullandığımız bir cümle. How old are you? Old biliyorsunuz eski ve yaşlı anlamlarına geliyor. Burada how old, ne kadar eski veya ne kadar yaşlı. Mesela diyoruz ki she is old. O yaşlıdır. Ama how old are you ne demek? Kaç yaşındasın? How old are you? Evet, bunu çok kullanıyoruz. How old are you? Kaç yaşındasın? Yaş biliyorsun İngilizce'de age deniyor. Age. Ama kaç yaşındasın derken how old kelimesini, ne kadar yaşlı, ne kadar eskisin gibi bir anlam var. Evet, bir başka cümlemiz arkadaşlar. Yine çok kullandığımız cümlelerden bir tanesi. How was your weekend? Weekend hafta sonu. Was bizi geçmişe götürüyor hatırlarsınız. Ne demek? Hafta sonu nasıldı? Hafta sonu nasıl geçti? How was? How is dese nasıldır? How was nasıldı geçmiş için? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? Evet. Yine
Çok kullandığımız bir cümle. Anlamadığımız ne diyoruz? What did you say? Bir şey anlamadık. Birisi bir şey söyledi. Dediğini anlayamadık. Yani tam fark etmedik ne dediğini. How did you say? Or what did you say? Evet. What did you say? Ne dedin? Bazen de kızdığımız zamanlar. Yani sen ne dedin? Falan. Hani bu nasıl söylersin? Gibi bir anlam da katıyor. What did you say? Sen ne dedin? Evet. Devam edelim. What do you want? Evet. Burada nedir? Burada da sen ne istiyorsun diyor. Çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Bazen de kızdığımız zamanlarda söyleriz az önceki gibi. Yani ne diyorsun sen falan gibi. Yani derdin ne gibi. Yani ne istiyorsun? Bu biraz daha serttir. Normalde ne deriz? What would you like? Bu daha kibardır. Özellikle hani bir şey istemesini istediğimiz zaman kullanırız. Ama what do you want? Biraz hani serttir hafiften. Evet, bir başka cümlemiz arkadaşlar. Ne dedik? What is the weather like? Weather hatırlarsınız televizyonlardan, hava durumundan weather hatırlarsınız. What is the weather like? Hava nasıl? What is the weather like there? Oralarda hava nasıl? Veya senin bulunduğun yerde hava nasıl? What is the weather like in Istanbul? Hava İstanbul'da nasıl? Evet. What is the weather like? Evet, like hatırlarsınız. Hem gibi anlamına geliyor. Hem hoşlanmak anlamına geliyor. Gibi iken biraz edat gibidir. Diğer durumda fiildir. Evet, bir başka cümlemiz arkadaşlar. Yine çok kullandığımız bir şey. Where are you going? Değil mi? Present continuous tenslerimizden bir tanesi. Sen diyor nereye gidiyorsun? Where are you going? Evet, nereye gidiyorsun? Bir denk geldiğimizde bir arkadaşımıza yolla değil mi? Ne deriz? Nereye gidiyorsun? Where are you going? Evet. Başka bir cümlemiz, is all good. Is biliyorsunuz başa gelen soruydu. Her şey iyi mi diyor. Her şey yolunda mı? Is all good. Ya da aynı şekilde, is all well. Her şey güzel mi? Her şey yolunda mı? Bir problem mi var? Der gibi. Veya bir problemin yoktur inşallah. Evet, yine eş anlamda belki arkadaşlar. Yine bu iki cümle gibi. Ne diyoruz? Is everything okay? Or is everything fine? Her şey iyi mi? Her şey yolunda mı? Yani bir sorun yoktur umarım der gibi. Is everything okay? Her şey iyi mi? Her şey yolunda mı? İşler yolunda mı? Bir problem yok değil mi? Evet. Is everything okay? Everything is fine. Everything is okay dediğimiz zaman problem yok. Evet. What are you doing? Yine çok kullandığımız günlük cümlelerden bir tanesi. Ne yapıyorsun? What are you doing? Hem burada yani yaptığın işi sormak anlamında hem bazen nasılsın anlamında da kullanılabiliyor. Yani ne yapıyorsun? Türkçe'de diyoruz ya, ne yapıyorsun? Evet, yine çok kullandığımız bir kelime günlük konuşmalarda. I have no idea. Değil mi? Idea Türkçe'de artık neresi kullanılıyor? İdealist değil mi? Idea fikir demek. No idea fikri yok. I have no idea. Benim bir fikrim yok. Bu konuda bir fikrim yok. Bu konuda bir fikre sahip değilim. Yani hiçbir şey bilmiyorum. I have no idea. Onun hakkında bir şey bilmiyorum. I have no idea about yourself. I have no idea about my friend. Bu arkadaşım hakkında bir bilgim yok. I have no idea about exam. Sınav hakkında herhangi bir bilgim yok. Evet, bunu çok duyarsınız. I agree. I agree aynı fikirde olmak demektir. I agree with you. Seninle aynı fikirdeyim. Yani senin gibi düşünüyorum. Veya I agree with somebody else. Başkasıyla diyelim ki. Veya I agree with her. Ben onunla aynı fikirdeyim. I don't agree with you. Seninle aynı fikirde değilim. Evet, I agree with you. Çok kullandığımız cümlelerden bir tanesi. Evet, yine sorulara cevap verdiğimiz zaman ne diyoruz? I am at home. Yani arkadaşını arıyor, sen neredesin? Where are you? Sen diyorsun ki I am at home. Ben evdeyim. Evet, I am at home. Evet, son cümlemiz arkadaşlar. Çok kullandığımız, bunu tahmin etmenizi isteyeceğim. It is on the tip of my tongue. Evet. Burada bilmediğiniz kelime olabilir. Tip üstünde, ucunda anlamında, kenarında gibi. Tongue da dil demek arkadaşlar. İngilizce'de biliyorsunuz iki tane dil kelimesi var. Tongue insan ağzındaki organ olan dil. Bir de language var, konuştuğumuz dil. Language normal lisan, tongue ağzımızdaki. Evet, ne diyor sizce? It is on the tip of my tongue. Dilimin ucunda. Yani bir şey aklımıza gelmediği zaman değil mi? Türkçe'de hemen hemen aynı anlamda kullanıyoruz. Yani Türkçeden geçmiş veya İngilizceden Türkçe'ye geçmiş onu bilmiyoruz. Diyor ki söyleyeceğin
şey dilimin ucunda ama aklıma gelmiyor. Güzel bir deyim. It is on the tip of my tongue. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 15-20 tane günlük hayatta sık kullandığımız cümlelerden bahsettik. Bu cümleler çokça karşımıza çıkıyor ve işimizi görüyor. Evet, bugünlük de dersimiz bitti. Bir sonraki dersimizde tekrar yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Peki, ciao.